Bir Türk şirket Çin'e göndereceği 36 milyon dolarlık bakır külçeleri parke taşıyla değiştirmişti. O vurgunla ilgili 16 kişilik dolandırıcılık şebekesinin yargılanmasına devam edildi. 5 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Çin'den sipariş edilen bakır külçeleri kaldırım taşıyla değiştirmiş, 36 milyon dolarlık vurgun yapmışlardı. Dolandırıcılık şebekesi bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşma Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeydi. Sanıklar savunmalarında iddiaları reddetti. Olayla ilgileri olmadığını söyleyip tahliyelerini istedi. Mahkeme sanıklar Dursun Çok Yiğit, Muammer Karaman, Ufuk Çatalbaş, Ramazan Öner ve Vedat Ulusoy'un tahliyesine karar verdi. Üç sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. İddianamede Hasan Kayıcı Köse ve Soner Çok iyi hakkında 33'er yıl 3'er aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Diğer sanıkların 29 yıl 3 er aya kadar hapsi istenmişti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.